Merhaba sevgili GTOR takipçileri. Euron Greyjoy karakter analizinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümlerde Euron karakterinin seri için önemine, gelecek kitaplarda çok büyük etkisi olacağına, sahip olduğu bazı doğaüstü eşyalara, kişiliğine ve kendisinin Dario Naris olabileceğine değindik. Euron kesinlikle uzun geceyi isteyen birisi ve bir sürü konuşmasında bunu görebiliyoruz. Kendisi birisi için layık bir varis oluşturmak adına Kraken'la ejderhadan doğacak bir veliaht yapma peşinde. Daenerys ve onun rahminden çıkabilecek insan üzerine yapılan kehanetlerden önceki videolarda yeterince değindim. Euron da aynı Khal Drogo, Yeşil Fazilet, Büyücüler ve Ölümsüzler gibi Daenerys'ten doğacak kişinin çok büyük şeyler başaracağı kehanetlerine inanan birisi. Hatta Daenerys'le ilgilenmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu. Söylediğim gibi Euron'un Daenerys'ten haberinin olmasını kartan Denin'in peşine düşen ve Daenerys'in dünyanın sırtına binecek aygırı doğurarak büyük bir felakete yol açacağını düşünen büyücüler sağladı. Euron da zaten böyle bir şeyin gerçekleşmesini isteyen biri olarak doğacak olan bu çocuğun babası olmasını istediğini Victarion'la konuşmasında söylemiş oldu. Şimdi yavaş yavaş konumuza girmeden önce sizlere kitaptan bazı garip noktaları okuyacağım. Euro'nun Kral Şurası'nda yaptığı meşhur konuşmadan bir bölüm. Bana karga göz diyorsunuz. Pekala. Kimin gözleri bir karganınkinden daha keskindir? Her mücadeleden sonra yüzlerce, binlerce karga düşmüşlerin bedenlerini yemek için gelir. Bir karga ölümü çok uzaklardan fark edebilir. Ve ben bütün batı diyarın ölmekte olduğunu söylüyorum. Beni takip edenler hayatlarının sonuna kadar bir ziyafet sofrasına oturacaklar. Bu da kalkanlar alındıktan sonra Euro'nun yaptığı bir konuşma. Size batı diyarı vereceğime dair yemin ettim dedi karga göz. Ve işte ilk tadımlığınız burada. Küçük bir lokma. Ama gece çökmeden önce karnımızı doyuracağız. Euron sürekli tüm batı diyarın ölüyor olmasından, sonun yaklaştığından ve gecenin çökeceğinden bahsediyor. Peki Euron bütün bunları nereden biliyor? Ak gezen tehdidinden ve uzun gecenin geleceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyor? Bunun için birkaç kilit noktaya daha bakmalıyız. Euron pencerenin yanındaydı. Gümüş bir kadehten şarap içiyordu. Black Tide'dan aldığı samur kürküpelerini giymişti. Kırmızı deri göz bantını takmıştı. Üstünde başka bir şey yoktu. Çocukken rüyamda uçabildiğimi görürdüm, dedi. Uyandığımda uçamazdım. Ya da üstad öyle söylerdi. Ama ya yalan söylediyse? Oda şarap, kan ve seks kokuyordu. Ama Victarion açık pencereden içeri giren deniz kokusunu alabiliyordu. Soğuk ve tuzlu hava zihnini berraklaştırıyordu. Ne demek istiyorsun? Euron kardeşine döndü. Mavi dudakları yarım bir gülümsemeyle kıvrıldı. Belki de uçabiliriz. Hepimiz. Yüksek bir kuleden aşağı atlamadığımız sürece nasıl bilebiliriz? Pencereden içeri giren sert rüzgar adamın pelerini dalgalandırdı. Karga gözün çıplaklığında tiksindirici ve rahatsız edici bir şeyler vardı. İnsan atlamaya cesaret edemediği sürece gerçekte neler yapabileceğini asla bilemez. Pencere orada. Atla. Victoria'nın sabrı tükeniyordu. Yaralı eli onu rahatsız ediyordu. Ne istiyorsun? Dünyayı. Bu konuşma Euron karakterini anlamak için gerçekten çok önemli bir konuşma. Çocukken rüyamda uçabildiğimi görürdüm. Uyandığımda uçamazdım. Ya da üstad öyle söylerdi. Belki de uçabiliriz hepimiz. Yüksek bir kuleden aşağı atlamadığımız sürece nasıl bilebiliriz? Bu kısmın Bren'le ne kadar paralellik içerdiğini görebiliyorsunuzdur. Şimdi size Bren'in rüyalarından birini vereceğim. Yıllardır düşüyormuş gibi hissediyordu. Uç diye fısıldadı bir ses karanlığın içinden ama Bren uçmayı bilmiyordu. Bütün yapabildiği düşmekti. Üstad Lewin çömlek çamurundan bir çocuk yaptı. İyice sertleştirip kırılganlaşıncaya kadar fırında pişirdi. Bren'in kıyafetlerini giydirdi ve çatıdan aşağı attı. Bren çocuğun nasıl kırıldığını hatırladı. Ama ben asla düşmem dedi düşerken. Zemin kendisinden o kadar uzaktaydı ki etrafında dönüp duran gri sis bulutunun içinden zar zor görüyordu. Ama ne kadar hızlı düştüğünün farkındaydı ve aşağıda onun neyin beklediğini biliyordu. Rüyalarında bile sonsuza dek düşemezdi insan. Tam yere çarpacağı sırada herkes uyanır uykusundan. Ya uyanmazsan? diye sordu ses. Zemin şimdi daha yakındı. Çok uzakta, binlerce mil uzakta ama az önce olduğundan daha yakında. Karanlık çok soğuktu. Güneş yoktu. Yıldızlar yoktu. Sadece ona çarpmak için bekleyen zemin, gri sis bulutları ve fısıldayan ses. Ağlamak istiyordu. Ağlama. Uç. Rüya bir süre daha devam ediyor. Üç gözlü karga Bren'e uçması gerektiğini söylüyor. Onu uçmaya zorluyor. Üçüncü gözünü açması için uğraşıyor. Sonra Bren'in dünyaya bakmasını sağlıyor. Bren dünyanın her yerini görebiliyor. Sıra kuzeye bakmaya geldiğinde ise mavi bir kristal gibi parlayan suru ve soğuk bir yatakta tek başına yatan piç kardeşi Jon'u gördü. Jon'un yüzü bembeyazdı. Bedeninin ısınabildiği günlerin anısı onu terk etmiş gibiydi. Sonra surun ötesine baktı. Karla kaplı uçsuz bucaksız ormanların, donuk kıyının, buz tutmuş beyaz mavi nehirlerin, üzerinde canlı hiçbir şeyin olmadığı ölümcül toprakların ötesine. Kuzeye, kuzeye ve daha kuzeye. Dünyanın sonundaki ışık perdesine baktı ve ardından perdenin de ötesine. Gözlerini kışın kalbine dikti. Bir çığlık attı. Ölesiye korkuyordu. Gözyaşlarının ısısı yanaklarını yakıyordu. Evet biliyorum Bren kısmı biraz uzadı ama emin olun bunlar Euron'la tamamen bağlantılı. Bren'in rüyasından son bir noktaya daha bakıp bunların Euron'la ne alakası olduğuna geçelim. Omzunda duran kargayla bakıştılar. Üç gözü vardı karganın ve üçüncü gözü korkunç bir şeyler biliyordu. Bren aşağı baktı. Artık aşağıda kardan, soğuktan, ölümden ve delici uçlarıyla ona sarılmayı bekleyen buz kulelerinden başka bir şey yoktu. Ucu sivri mızraklar gibi bekliyorlardı onu. Kulenin tepesi binlerce rüyacının kemikleriyle doluydu. Brent çaresizdi. Korkuyordu. Şimdi Brent dedi karga aceleyle. Seçimini yap. Uç ya da öl. Ölüm çığlıklar atarak ona doğru geliyordu. Brent kollarını açtı ve uçtu. Şimdi Bren'in birçok ilginç rüyası var ve belki ileride bunları inceleriz. Bunlardan birisi onun çok uzun bir kuleden aşağı doğru süzülmesi şeklinde gerçekleşiyor. Az önce sadece bir kısmını okuduğum rüyada Bren buzdan mızrakların üzerine doğru düşüyor ve üç gözlü karga ona uç ya da öl diyor. Bren uçmayı başarıyor ve bu mızraklardan kurtuluyor. Ama orada binlerce rüyacının kemiklerini görüyor. Buradan da anlayabiliyoruz ki üç gözlü karga birçok kişiye aynı rüyayı göstererek onların doğaüstü güçlerini açığa çıkarmaya çalışmış. Yani sonuçta mağarasında 50 yıl gibi bir süredir bekliyor. Tek eğitmeye çalıştığı kişi Bren olmamalı. Belki o süreç içerisinde başka öğrenciler de denedi. Bunu söyleyerek nereye gittiğimi anlayabiliyorsunuzdur. Bren'den önceki öğrencilerden birinin Euron Greyjoy olduğu düşünülüyor. Ve bu gerçekten çok yüksek bir ihtimal. Kuleden düşmek, uçmak ve birçok paralelliğin bulunduğu rüyaları geçersek bile elimizde bununla ilgili bir ton delil var. Size kitaplardaki Euron'u anlattım. Aynı şekilde kitaplardaki kan kuzgunu yani Brendan Rivers ya da dizi adıyla üç gözlü kuzgunu da anlattım. İzlemediyseniz karakter analizine sağ üstten tıklayarak ulaşabilirsiniz. Euron'un gemisi dilsizlerden oluşan bir tayfa tarafından kullanılıyor. Geminin gövdesi kanı gizlemek için kırmızıya boyanmış. İnsanlara işkence eden, onları yamyamlık yapmaya zorlayan, küçük kardeşlerine tecavüz eden Forsaken bölümünde ve kitaplardaki Forshadow'lara göre konuşacak olursak inanılmaz boyutta bir kurban vererek tanrı olma peşinde olan birisi. Bir şey bu adamın psikolojisiyle fena şekilde oynamış. Forsaken bölümünden bir repliği daha vereyim. Bunlar son günler. Dünya parçalanıp yeniden yapıldığında yeni bir tanrı mezarlar ve ceset çukurlarından doğacak. İşte Euron'a kıyameti getirmek için ilham veren, ak gezenlerden ve uzun gecenin geleceğinden emin olmasını sağlayan şey bu rüya olabilir mi? Belki de Brandon Euron'un potansiyelini gördü ve onu da çocukluktan eğiterek bir yeşil gören yapmak istedi. Aynı Bran gibi Euron'un da rüyasına girdi ve ona kuzeyde bekleyen büyük ve korkutucu gücü gösterdi. Sonra surun ötesine baktı. Karla kaplı uçsuz bucaksız ormanların, donuk kıyının Buz tutmuş beyaz mavi nehirlerin, üzerinde canlı hiçbir şeyin olmadığı ölümcül toprakların ötesine, kuzeye, kuzeye ve daha kuzeye, dünyanın sonundaki ışık perdesine baktı ve ardından perdenin de ötesine. Gözlerini kışın kalbine dikti. Bir çığlık attı. Ölesiye korkuyordu. Gözyaşlarının ısısı yanaklarını yakıyordu. Bren kışın kalbine baktığında, her ne gördüyse o şey korkunç bir şeydi. Çünkü gördüğü şeyden duyduğu korku sebebiyle Bren ağlıyor. Hatta gözyaşları o kadar sıcak ki gözünü yakıyorlar. Bren gördüğü şeyden iliklerine kadar korkarken Euron bu gördüklerinden sonra travma geçirerek delirmiş veya bundan ilham almış olabilir mi? Belki de bu olaydan sonra Euron düşerken gördüğü yerlere gitme arzusuyla doldu. Belki oralardaki büyülü eşyaları, büyücüleri, karanlık bilgileri toplamak istedi. Bunları da korkunç kıyameti getirmek için kullanacaktı. Peki sadece Bren'in rüyası ve Euron'un küçükken gördüğünü söylediği bir rüyadaki paralellikten yola çıkarak mı Euron'un da Bren'le aynı rüyayı gördüğünü söylüyorum? Tabii ki de hayır. Karga rüyasında Bren'e üçüncü gözünü açmasını söyleniyor. Euron'un lakabı karga göz. Euron'un sembolü iki karga tarafından desteklenen siyah bir demir tacın altındaki kırmızı tek bir gözdür. Size kan kuzgununun kitaptaki tarifini birçok kez anlattım. Bloodraven kitapta tek gözü olan ve bu gözü kırmızı olan bir karakter. Karga, karga göz, kırmızı göz, kargalar yüksek bir kuleden atlamak, rüyada uçtuğunu görmek ve daha birçok benzerlik sayesinde Euron'un böyle olmasının sebebinin Brendan Rivers'ın bir hatası olduğu sonucuna çıkıyoruz. Tabi rüyadaki üç gözlü karga gerçekten Brendan Rivers'a. Evet böyle bir ihtimal var. Brendan Rivers ya da kan kuzgunuyla Brenin rüyalarına gelen üç gözlü karganın aynı kişi olmadığını söyleyen birçok teori var. Bu konuya fazla girmek istemiyorum çünkü gerçekten üzerine ayrı bir video yapılmayı hak ediyor. Sadece şöyle söyleyeyim. Mitolojilerde, sembolizmde ve Buz ve Ateşin Şarkısı evreninde kuzgun iyi, kurtarıcı, öğretici olarak geçerken karga ölümü, karanlığı ve sonu temsil ediyor. Bran kitapta iki kere Brandon Rivers'a üç gözlü karga olarak hitap ediyor ve ikisinde de bu söylemi doğruymuş gibi devam edilmiyor. İlki Bran ve Brandon ilk karşılaştıklarında gerçekleşiyor. Bran ona "Sen üç gözlü karga mısın?" diyor. Brendan'sa karga. Evet bir zamanlar kargaydım. Birçok şey oldum ama şimdi gördüğün kişiyim diyor. Bir zamanlar kargaydım derken gece nöbetçilerinde geçirdiği dönemi kastediyor. Yabanlılar gece nöbetçilerine karga diyorlar. Çünkü ölümü getiriyor düşünün. Söylediğim gibi karga ölümü temsil ediyor genelde. Bren de zaten üç gözlü karganın tek gözü olmasını garip buluyor. Sonrasında ormanın çocuklarından biri Brendan'ın Bren'i çağırdığını söyleyince Bren üç gözlü karga mı diye soruyor. Ama aldığı cevap yeşil gören oluyor. Dediğim gibi bu olay biraz fazla uzar ama bir teoriye göre üç gözlü karga direkt diğer büyük. Işık tanrısının karşıtı olan hani. Zaten yaşlı dadının kargaya güvenme, kargalar yalancıdır repliği de Brennir rüyalarındaki karganın söylediklerini ve amacını sorgulamamızı sağlıyor. İşte eğer bu doğruysa Euron belki de diğer büyüye çalışıyor. Işık tanrısıyla olan savaşı kazanması için ve bunun sonunda kendisinin ödüllendirilmesi için kıyameti getirmeye çalışıyor gecenin çökeceğinden bahsederken kendisinin de dünyayı istediğini söylüyor. Ayrıca kitapta Night King diye geçen ve ak başı olan biriyle karşılaşmadık. Sadece yaşlı dadının hikayelerinden Night King'i duyduk. Onun hikayesini zaten 50 kere anlatmışımdır. Kadın bir ak birlikte olan ve korkunç kurbanlar vererek ayinler yapan biriydi bu. Şimdi size Forsaken bölümünden iki kısmı daha okuyacağım. Kanayan yıldızın ateşi büyüyor dedi Aeron'a. Bunlar son günler dünya parçalanıp yeniden yapıldığında yeni bir tanrı mezarlar ve ceset çukurlarından doğacak. Yuron dudaklarına büyük bir boru yaklaştırıp üfledi ve ejderhalar, krakenlar, sfenksler emrine girip önünde eğildi. Diz çök kardeşim diye emretti karga göz. Kralın benim, tanrın benim. Bana tap ve seni rahibim olarak ayağa kaldırayım. Asla! Tanrısız bir adam deniz taşı tahtına oturamaz. Neden o sert kara kayayı isteyeyim ki? Kardeşim tekrar bak ve nereye oturduğumu gör. Buhar saçlı Eron baktı. Kafatası tepesi gitmişti. Karga gözün altındaki artık metaldi. Büyük, uzun bir tahttı. Kırılmış kılıçlar, ucu keskin demirler vardı. Ve hepsinin ucundan kan damlıyordu. Uzun mızrakların üzerinde tanrıların cesetleri duruyordu. Bakire oradaydı. Ve baba, anne, savaşçı, yaşlı bilge, demirci, hatta yabancı bile oradaydı. Pek çok tuhaf ve yabancı tanrıyla yan yana asılmışlardı büyük çoban, kara keçi, üç başlı trios ve bakkalonun soluk çocuğu, ışık tanrısı, nafın kelebek tanrısı ve daha niceleri. Ve ileride şişmiş ve yeşil yengeçler tarafından yiyip bitirilmiş boğulmuş tanrı. Kızıl deniz atıyla beraber çürüyordu. Hala saçlarından su damlıyordu. Rüyalar bu kez daha kötüydü. Dar gemileri kaynayan kan kırmızısı bir denizde başıboş ve yanarken gördü. Kardeşini yine demir tahtta görüyordu. Ama Euron artık insan değildi. Daha çok bir kalamara benziyordu. Babası derinlerdeki kraken olan bir canavar gibi. Yüzünde burulmuş dokunaçlar vardı. Arkasında bir kadın silüeti görünüyordu. Uzun ve korkutucuydu. Elleri soluk alevlerle yanıyordu. Cüceler eğlenceleri için hoplayıp zıplıyorlardı. Dişi ve erkek cinsel bir şölene hapsedilmiş. Birbirlerini ısırıp parçalıyorlardı. Ve Euron'la eşi gülüyor, gülüyor ve gülüyorlardı. Kitaplarda ak gezenleri ve kaldırılan ölüleri yönetecek olan kişi mezarlardan ve ölü çukurlarından doğacak olan yeni tanrıdan bahseden kişi. Kitaplardaki Night King'in hikayesine benzer karanlık ve soğuk bir kadınla beraber bu kıyamete gülen kişi. Diğer büyük hariç tüm tanrılara savaş açmış olan kişi. Ona layık bir veliaht derken diğer büyüğü kastetmiş olabilecek kişi. Euron Greyjoy olabilir mi? Yorumlarda hangisinin daha olası olduğunu düşündüğünüzü yazarsanız sevinirim. Üç gözlü karga sizce Bloodraven mı yoksa diğer büyük mü? Uzun süredir video gelmediğinin farkındayım. Taşınma ve işe başlama ve birçok uğraş arasında zaman bulamadım ve hala internetim bağlanmadı. Bu videoyu da telefondan yazdım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Euron karakter analizinin sonuna geldik. Kış Rüzgarları kitabında Kızıl Düğün etkisindeki Euron'un yapacağı büyük hamleyle ilgili teori videosu sıradaki videolardan biri. Hepinize abone olan bir daha olamaz ancak beğenip paylaşarak daha çok destek olabilir sözünü hatırlatıyorum. Patreon destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.